Bir şey daha var. Bu bilen ve bilmeyen devlet yönetiminde bir şekilde göreve gelmiş insanların ağzından ve karşı taraftan bu Kürt çövenler tarafından söylenenler. Nedir o? Efendim Çanakkale'de beraberdik. Değil mi? Evet, Kurtuluş Savaşı'nda beraberdik. Öyle mi? Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda. İki tarafta da yoktunuz. Nasıl yoktuk efendim? Şöyle. Çanakkale'de bizim resmi zayiatımız 48 bindir. Bunun sadece 992'si Güneydoğu Anadolu'ya aittir. Yani %2. 992 şehit vardır Güneydoğu Anadolu'da. Anadolu. Göstereceğim şimdi haritada. Bunun da 502'si Antepli'dir. Antepli. Geri kalan da sırf Kürt değildir. Süryanisi, Arabı, Türkü ve Kürdü dahildir. Gelelim Kurtuluş Savaşı'na. Resmi kaybımız 34 bindir. Yani Çanakkale cephesinde Kürt devede tüy bile değildir. Çanakkale'yi şunu da söyleyeyim. Çanakkale'de Arap taburları vardı. Sırf Arap. Çanakkale'de Alman taburları vardı. Onlar da mı bizle beraber kabul edeceğiz? Bu bir. İki, gelelim Kurtuluş Savaşı'na. Orada da yoktular. İşte tarihi vesika. İşte sayısal değerler. 35 bindir bizim kaybımız Kurtuluş Savaşı'nda. Bunun sadece 586'sı Güneydoğu'dur. %2'dir. O da şöyle. Türk, Süryani, Arap ve Kürt. İşte harita. Evet. İşte. Buradan görünüyor. Zaten... Hayır şöyle. Hı hı. Bununla bir şey varsınız yoksunuz demek istemiyorum. Hı hı. Ama şimdi bunu getiriyorlar. Ama şimdi bak, bak yoksunuz ki. Bunu sadece onlar yapmıyor. Tarihten, geçmişten hiçbir araştırma olmayan, laf olsun diye, kulaktan dolma, ağızdan dolma çakmakla tüfekler gibi konuşanlar için de söylüyorum. Yoklar öyle bir şey. Efendim hep beraberdik. Beraber değildik. Bunu bize söyletmeye mecbur kıldınız. İşte, işte Çanakkale, işte Kurtuluş Savaşı, işte bölgeler, işte kayıplar.